Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü olarak 2008 yılında eğitim öğretime başlamış bir bölümüz. En önemli özelliklerinden biri hemşireliğin ana bilim dallarında uzmanlaşmış, doktorasını o alanda tamamlamış uzman bir akademik hemşire kadromuza sahip olmamızdır. Bu vakıf üniversiteleri içerisinde çok önemli bir özelliktir. Diğer önemli farklılıklarımıza gelecek olursam, İngilizce eğitim yapıyor olmamız çok önemli. Kuruluşundan beri bunu sürdürüyoruz. Küreselleşen dünyada hemen hemen her yerde, insanın yaşadığı her ülkede, her yerde çalışabilme olanağına sahip oluyor mezunlarımız. Uluslararası ödüle sahip bir kampüsümüz. Çok geniş bir yeşil alanı, doğası var ve biz sağlık bilimleri fakülteleriyle aynı bina içerisindeyiz. Bu bize çok önemli ayrıcalıklar sağlıyor. Hem öğretim kadrolarındaki paylaşımlar, hem laboratuvar ortamlarındaki paylaşımlar, sosyal ve bilimsel aktiviteler, diğer bilimleriyle ilgili fakülteler de bu kampüsün içinde. Bunlar da öğrencilerimiz için önemli ayrıcalıklar getiriyor. Örneğin ÇAP ve anadal programlarını rahatlıkla takip edebiliyorlar. Farklı yabancı dilleri öğrenme şansları var. Örneğin Çince, Rusça, Japonca gibi hani ilgi duydukları ve gelecekte kariyerini planladıkları ülkelerle ilgili yabancı dilleri öğrenme şansları var. Bu onlar için çok çok önemli ayrıcalıklardan biri. Yaşam boyu öğrenmeye son derece önem veriyoruz. Mutlaka bir araştırma yapmalarını, araştırma planlamalarını, uygulamalarını, inovasyon dersimizde bir yenilikçi, bir proje tasarımı yapmalarını ve bunları uyguladıktan sonra mezun olmalarını istiyoruz. Teorik derslerin iki katı kadar uygulamalarımız var. Hemşirelik ana bilim dalı ile ilgili olan derslerimizde bu oldukça önemli. Seçmeli derslerimiz var. Programımızın %25 kadarını da çeşitli alanlarda, uzmanlık alanlarıyla ilgili daha çok bunlar derslerimiz oluşturuyor. Üniversitenin kampüslerinin bir arada olması, farklı fakültelerin bir arada olması çok avantajlar sağlıyor. İletişim fakültesinden, radyo televizyondan, tiyatro bölümünden seçmeli dersler alabiliyorlar. Kamu hastaneleri de özel hastaneler, toplum sağlığı merkezleri, okullar, iş yerleri, yaşlı bakım merkezleri gibi çok değişik alanlarda stajlarımız var. Ayrıca yurt dışıyla ilgili staj bağlantıları yapıyoruz. Bunlar için de özellikle yaz stajı olarak toplu bir şekilde yaptığımız stajlar için yurt dışı anlaşmalarımız var bazı ülkelerle. Öğrencilerimizin kendilerinin buldukları ve anlaştığı kurumlar var. Çeşitli ülkelerle Erasmus bağlantılarımız, anlaşmalarımız var. Örneğin Yunanistan, örneğin Portekiz, Almanya, İtalya gibi. Bölümümüzdeki öğretim üyelerimiz aynı zamanda bilimsel araştırmalar yapıyorlar ama son yıllarda İnovasyon ve girişimcilikle ilgili araştırmalar çok önem kazandı. Bizim de bölümümüzde bu yönde çok çalışmalar gösteren öğretim üyelerimiz var. İnternlük dönemi var özellikle son sınıfta. Bununla da iş yaşamına tamamen hazır hale geliyor öğrencilerimiz mezuniyet öncesinde. Ve de kendilerinin hangi branşı seçeceklerini, hangi alanda çalışabileceklerine karar vermiş oluyorlar. Kendilerini hep zenginleştirmeleri gerekiyor. Çünkü insan yapısı o kadar karmaşık, o kadar çok boyutlu ki. Bir kere öncelikle seçtikleri mesleğin farkında olmaları gerekiyor. Bunu ben yapabilir miyim? Nasıl yaparım? Veya en iyi nasıl yapabilirim? Bunun kararını vermeleri gerekiyor mezun olana kadar.